en güzel, en mutlu günler sizlerin olsun. Bugün Berna Hanım ve sevgili kızı Merve ile birlikte. Evet, Merve bu arada avukat hanım. Değil mi hanımefendi? Evet, kızım avukat. Şimdi biz Yeni Foça'ya da gezdik. Evet. Aslında tabii Yeni Foça gez gez bitmez ama dedik ki bugün biraz doğa havası alalım. Merve de çok çalıştı. Evet. Yoruldu. Dedik ki Kozbeyli'ye gidelim. Kozbeyli buraya sadece herhalde 10 kilometre. Yine bakarız tam. Sonra bana yanlış söyledin değil mi? Kahvesi çok meşhur. Bir dibek kahvesi var. O zaman çok size güzel. Size bir kahve ısmarlayayım hanımefendi orada. Ay, kahveler çok, benden. Çok memnun oluruz. Kaldık galiba, gidemeyeceğiz. Yok, gideriz merak etme. Evet, tarihini biliyor musunuz peki Berna Hanım? Yok, o kadar çalışamadım. Merve Hanım siz biliyor musunuz? Ya ben İstanbul konusunda uzman olduğum için. İstanbul'da gece hayatı olabilir. Gece hayatını sorabilirsiniz. Evet. Siz de uzak kaldınız Taner Bey. Doğru söylüyorsunuz. O zaman şimdi gidiyoruz. Hadi köyde, Kozbeyli değil mi hanımefendi? Kozbeyli köyü. Evet. Kozbeyli köyünde görüşmek üzere eminim. Geldik. Merve Hanım hoş geldiniz. Buyurun efendim. Merhabalar. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi köyümüze geldik. Burası köyümüzün meydanı. Benim çantamı aldın mı? Aldım. Hanımefendi şey gibisiniz ha. Köyün muhtarı gibisiniz vallahi. Muhtar adayı olacağım. Bu köyü peki neden yapmışlar biliyor musunuz hanımefendi? Ama zor sorular sorarsa oynamam o zaman. Merve Hanım biliyor musunuz? Ben hiç vallahi. Ben size söyleyeyim mi neden yapmışlar? Söyle. Kötü bir espri mi? Hayır. Ha, bu gerçek. Bakayım. Korsanlardan kaçmak için hanımefendi aşağıda. Öyle mi? Tabii buraya çok korsanlar geliyormuş. Korsanlardan kaçmak için yapmışlar. Hmm. Ya bak öğrendiniz bunu da. Öğrenmenin diye şey yok. Aydınlandık Merve. Gördün tamam, bir de buraya taşınacağız diyorsun. Neden yapıldığını bilmiyorsun ben. No sé lo que me está pasando. Siento que alguien me está llamando. Ella es mi motivation. Corre va a ser mi mente. Hayırlı işler amca. Kolay gelsin. Amin. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi ablosuz, nasılsınız? İyi abi. Bunlar ne abi? Bunlar fidan. Ne fidanı? Domates, biber, patlıcan. Oo. Ha, siz buralı mısınız abi? Ben Menemenliyim, burada duruyorum. 10 senedir. Bayağı iyi. Güzel değil mi burası? Havası güzel. Emekli insanlar için yeri burası. Varmış. Kısmet açan mı? Evet. Taner'in boynuna asalım. Hanımefendi nasıl kısmet mi açıyor? Hepsini evet. Mi takmak lazım? Yok, bir tane taksa yeterli. Niyetini diliyorsun, asıyorsun, oluyor, ikinciyi koşa koşa gelip alıyorsun. İyi bir şey niyet etmek lazım o zaman. Doğru. Doğru. Taşımayalım. İyi de ben ondan. Tamam kızım. Kart geçiyor mu? Geçiyor. Tamam süper. Kaç para hanımefendi? 150. Hepsi mi? Bir tanesi. İçinde duvar muvar yok değil mi? Yok. Pamuk var. Ha, pamuk mu var? Evet. Ama şimdi ben sizi başka bir yere götürüyorum. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Onlar da bir büyük şehirden göçmüşler. Bir çift çok özel bir yer açmış bence. Manzarası çok güzel ve güzel bir yoldan çıkılıyor. Bakalım beğenecek misiniz? Böyle biraz gizli, meydandan dümdüz yukarıya doğru gelince burayı bulabiliyorsunuz. Biraz yürümeniz gerekiyor ama daha iyi sağlık için. Çayımız hazır burada, bardak getireyim arzu edersen. Çay içelim. Kahvedir vesaire ne isterseniz. Ne istiyorsan söyle.
Çay, çünkü aşağıda da sonra dibek kahvesi içeceğimiz için isterseniz çay hakkımızı burada kullanalım. Sonra hoş aşağıdan geldiniz. Da... Hoş bulduk efendim. Telefona hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Sağ olun. Eşinizi biz dedik ki biz çay istiyoruz dedik. Sonra eşiniz dedi ki buranın kahvesi inanılmaz dedi. Sonra aynen, biz kahveye döndük. Doğru. Ama bardağı da getirdiniz. Şey de içelim. Bardak çayımız hazır. Oradan çayımızı istediğiniz gibi içebilirsiniz. Efendim. Efendim sezonu açtık. Biz zaten hiç kapatmadık. Kışın da açıktık. Kışın da burada yukarıdaki teraslı yerle şömineli odamızın başında. Kışın altı masayla normal hayatımız. Ben beyefendi. Ben emekli binbaşıyım Deniz Kuvvetleri'nin Bahriye Subayı. O zaman komutanım. Özür dileriz komutanım. 20 yıl oldu onun için. Aynı zamanda felsefe doktoruyum ben. Aa, ne güzel. Üyeliği yaptı. Eşim İngilizce öğretmeni emekli. Harikasınız. Dolayısıyla bizim ticaretten çok biraz daha insanlarla daha farklı böyle keyif ilişki kurma. Harika. Tam kendinize göre bir yer bulmuşsunuz ama aynen, çok keyifli. Aynen o şekilde. Gerçek dibek kahvesi. Nasıl gerçek ya? Nasıl anlayacağız gerçek olup olmadığını? Şimdi şöyle içiyorsunuz. Dibek kahvesi şekerli, orta vesaire içilmez. Sade içilir. Evet. 8 tane baharatın karışımından yapılır. Normal Türk kahvesi gibi değildir. Sert değildir içimi. Tam tersi öyle zannedilir. Yumuşacık içimi olan muhteşem bir kahvedir. Buyurun tadın, lezzetlidir. Sağlık. Merve Hanım buyurun. Harika. İlk önce kendisi ben... gurme. Kahve yanında fallarımız var. Fallar daha çok ilgilendirir aslında Merve'yi. Ben açayım ilk önce falımı. Vallahi çok doğru güzel. Doğru söyleyin. Yalan söylemeyin efendim. Vallahi efendi. Çok güzel. Ben bu konuda kahve hassas noktam. Siz de buyurun beyefendi. Siz de bir için ama beyefendi. Ama fala göre karar bir vereceğim. Bir fala bak. Tabii hemen. Fala evet. Siz mi şey yapıyorsunuz, yazıyorsunuz? Yok ben bir yerden yazıyorum ama çekip eli koyan benim. Evet. Evet. Birileri senden vazgeçmişse bu ancak sen istediğin içindir. Mağrur ve kibirli yapın en belirgin özelliğin. Sahip olamadığın şeyleri kıskanmak biraz da senin hakkın. Kötü sanki biraz. Kibirli değilim ki ben ama ya. Kibir kötü bir şey değil ki ya. Şimdi ben. Bak benimki ne güzel çıkacak. Bakın şimdi. Ben patlayacakmışım sen. Ne oldu? Ters gözlüğüm mi okuyorsun? Yok. Benim de yok bunu okuyamam. İmkansız. Sen Merve oku. Okusun. Evet. Güzel yanın başkalarının ne söylediğini takmıyorsun. Sen bu yüzden hep bir adım öndesin diyor. Ya, bana güzel geldi. Gördün mü? Bir şey mi dedin bana? Dur ben de okuyorum. Ben de okuyorum. Kedisiyle delisini duydum ama. Tabii. Ama ben de bunu da öyle bir şey yapmış diye okuyamıyorum. Bak işte. Ben Merve. Ben okuyayım. Yazılar çok şey hanımefendi. Buyurun. Son tatilinde sevgiyi bulacaksın. Foça'dan bir kızla evleneceksin. Foça'dan bir gelin alacaksın. Kahve yapma. Foça'dan bir gelin alacaksın. Evet. Bu bir ağa kızı olacak. Eyvah. Mutluluğu Foça'da bulacaksın. Hadi bakalım. Eski, de, eski Foça mı yeni Foça mı? Eski yeni artık bul da. Eskisi yenisi fark etmez ama yeni Foça dışarıdan gelenler onlar İzmirli değildir. Foçalı değildir yani eski Foça. Eski Foça. Gerçek falan okuyamadık ama bir okusana. Evet ben oku hakikaten. Ne diyor yani? Şeyler dedik de... Hakan öyle yazıyormuş. Foça'dan giriyormuş. Bekletilmeyi hiç sevmiyorsun. Seni bekleten tiplere uyuz oluyorsun. Sana yanlış yapanlara karşı intikam almalısın. Allah. Bayağı şey negatif çıktı. Sabah azıcık beklettim ama özür dilerim. Hakikaten pardon. İntikam. İntikam. Hakikaten onun için mi çıktı? İnanılmaz hanımefendi. Yan kahve. Efendim Gül Hanım bize bir sürpriz yaptı. İnanılmaz bir mozaik pasta getirdi. Fakat herkes bu masada diyette. Ben hariç. Berna Hanım. Hanımefendi siz nereye? Ben diyetteyim. Çay koyacağım. Hamaratlımı göstereyim şimdi, biraz. Bir dakika dur. Hanımefendi bir saniye. Şöyle durun. Şimdi Gül Hanım. Buyurun. Kendisi 180 kiloydu. Bu kiloya düştü. Maşallah. Boyda. Kısmetini kapatacaksın. Öyle şeyler söyleme. Asla öyle değil. Tüp, en fazla 3 kilo alıp 3 kilo veriyor. Şey oldu. Tüp mide ameliyatı. Midesinde balon var diyormuş. Ne diyetsin? Balon. Hani derler ya manken gibi kızsın. Deniyorsun ne işin var? Hayır. Kendini şey zannediyor. Arkadaşlar kilolu zannediyor. Yok yok hayır canım olmuş. Gençlerde var. Sen çay koyabilirsin. Bak Halide çok amanat kızım. Çok amanatım. Herkese ispatla kızım. Ne kadar mozaik pasta nefis. Bir bakayım tadına. Tutun evet. Bir bakayım bari. Siz bakana kadar ben bakıyorum. Lütfen. Hafif ya. Evet en güzeli ama herkesin.
Ki Taner Bey hiçbir şey yemez normalde. Gerçekten. Bak yamuk tutuyorsun kamerayı. Sen yamuksun. Ben de tutuyorum. Çok özür dilerim. Yukarılara kadar çıktınız. Estağfurullah. Efendim, kahvaltımızı ettik diyecektim. Kahvemizi içtik, çayımızı içtik, mozaik pastamızı yedik. Merve dedi ki, ben yemeyeceğim dedi. 6 tane mozaik pastaydı ya. Ben böyle şey görmedim ha. Dedi ki, diyettim dedi. 6 tane rezil ettiniz ya. Anca boyuma yetiyor yani, ne yapalım? Hem diyor diyettim, yok ben yemem. İşte kahve... o diyette olduğu için 6 taneydi. Yok, diyet de olmaz bence. Ben böyle bir şey görmedim. Rezil olduk vallahi billahi ya. Hay Allah. Hadi şimdi bizi Berna Hanım inanılmaz bir yere götürüyormuş. Nereye götürüyorsunuz? Şimdi mi? Ha, bilmiyor musunuz? Yok. Nereye gidiyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Annem... Burasıydı inanılmaz. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Ya bu da Haziran geldi hala. Yemelerimiz şey. Kayak montu yok mu? Kayak montu verin ya. Var evde. İçinde dün görmediğin sen böyle şeffaf boğazlı kazak vardı. Bugün gene çok unuttum iyi. Unuttum diye üzüldüm hatta. Fronteggiamo, fronteggiamo la sventura. Oh, io sono stella, nulla più. Prova di coraggio, di virtù. Cure non vi sono, sono più. Efendim, köyde dolaşırken bir tane taş bina bulduk. Satılık yazıyor. Şimdi Berna Hanım arıyor bakalım kaç paramış şu taş bina. Öğreneceğiz az sonra. İki oda bir salon, 80 metrekare toplam. 250 metrekarede bahçesi var. İçi tadilatlı mı yoksa eski mi? Hayır, bakım istiyor efendim, bakım istiyor. 300 bin dolar efendim. Anladım. Bu son fiyat mı yoksa bir pazarlık payı var mı? 300 bin dolarmış amca. 300 bin dolarmış. 300 bin dolar. 300 bin dolar. Ne yapıyor Türk parasından? Türk parasında kaç para yapıyor 300 bin dolar? 9 milyon mu? Efendim hadi Yeni Foça'ya geldik. Otelimiz burada. Del Pasado Otel Gurulo Sunar. Şimdi Berna Hanım bize... Nasıl kahve yapamayacağını gösterecek. Berna Hanım bize kahve yapacak efendim. Ben kendim içmediğim için Amerikano yapamıyorum da. Evet. Ama Türk kahvesi yapabilirim. Ünal Bey merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldin. Misafirlerimiz de var. Merhaba beyefendi. Merhaba. İyi tarz. Nasıl buldunuz oteli beyefendi? Memnun musunuz? Otelden önce insanlar harika. Evet. Ünal Bey'le geçmişten sohbet ediyoruz. Gelecekten yok mu? Geçmişten mi beyefendi? Berna Hanım kahve yapacağım dedi. Buyurun efendim. Türk kahvesi. Sade. Sen, o makineden istiyorum. Makineden yapın. Kocacığım. Hayır siz yapacaksınız. Ben bilmiyorum onu kullanmasını. Ben o makineyi ellettirmiyorum başkanım. Ha kocam işte doğru. Kocam izin vermiyor. Amerikanoyu o yapıyor. Türk kahvesini ben yapıyorum. Çay. Siz de ne ikram edelim?